İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bir Perşembe günü saat 21. Kritik'te karşınızdayız. Değerli konuklarımız var. Gündemi tartışacağız. Görüşlerini paylaşacaklar sizlerle. İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Musavat Dervişoğlu bizimle beraber. Sayın Dervişoğlu hoş geldiniz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun bizimle beraber. Sayın Torun siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkürler. Size. Ve Gezici Araştırma'nın başkanı Sayın Murat Gezici de bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyircilerimiz, biliyorsunuz erken seçim. MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir salı günkü grup konuşmasındaki talebiyle başlayıp bugünlere kadar geldi. Artık tarih belli. 24 Haziran'da genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eğer ilk turda sonuçlanmayacağını düşünürsek 8 Temmuz'da ikinci turu yapılacak. Böyle bir seçim sürecine giriyoruz. Doğal olarak partilerde büyük hareket var. Öncelikle siyasi partilerin buradaki temsilcilerine bu yoğun gündemde vakit ayırıp geldikleri için, görüşlerini bizlerle ve sizlerle elbette paylaşacakları için bir kere daha teşekkür ederim. Şimdi Sayın Torun ve Sayın Dervişoğlu izin verirlerse Murat Bey'le bir başlayalım. Çünkü Murat Bey'in yaptığı son bir çalışma var şirketinin. Bu seçimler öncesi yapılan son anket bildiğim kadarıyla. Bu anket çalışması hem bugünkü tartışmamızda yol gösterici, yol belirleyici olsun. Siyasi değerlendirmelerde konuklarımızdan gelecektir elbette. Hem de gündeme dair diğer başlıkları da konuşuruz. Ama bir kere erken seçim talebi doğru bir talep miydi? Halkla karşılık buldu mu bulmadı mı? Oradan bir başlayalım. Sonra diğer tespitleri ve konuklarımızın görüşlerini de paylaşırız. Şimdi çok sürpriz oldu en azından bizler için erken seçim talebi Devlet Bahçeli'nin. Sonrasında yapılan siyasi yorumlarda da bunun danışıklı dövüş olduğu şeklinde değerlendirmeler vardı. Öyle olmadığı AKP kanadından ifade edilse de hala bu düşüncede olanlar var. Evet. Sizin sonuçlarınız bu erken seçim kararının halkta nasıl kabul gördüğünü cevabını veriyor galiba. Tabii veriyor. Öncelikle RTÜK'ten dolayı araştırmanın evet, kün üyesini kısaca bahsedeyim. 14-15 Nisan 2018 tarihleri arasında eş zamanlı 21 ilde 3864 katılımcıyla hanelerde yüz yüze görüşme yapılmıştır Gezici Araştırma tarafından. Bu araştırmada buna benzer son 4 ayda yaptığımız araştırma sayısında 5 tane çalışmada biz şunu soruyorduk. Bir erken seçim olma ihtimali göz önünde bulundurarak soruyorduk. Bu tarihte yaptığımız araştırmada da yine aynı şekilde halka göre Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin 2019 sonu yani zamanında mı yoksa 2018'de mi yapılmalı mı diye sorduğumuz zaman halkın %64.7'si 2019'da zamanında yapılmasını istiyordu. %23.2'si ise 2018'de erken seçim talebi vardı. %12.1 ise fikrinin olmadığını söylüyor. AK Parti tabanının en fazla oranda seçimlerin zamanında olmasını isteyenlerden bir kitle olduğu. Yani AK Parti'ye oy verenlerin %77.4'ü zamanında olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin %52.3'ü, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler %75, HDP'ye oy verenler ise %36, diğer partilere oy verenler ise %50'si seçimi zamanında olmasını istiyordu. Yani AK Parti'de seçimin erken olmasını isteyenlerin oranı %13, CHP'de %32, MHP'de 18, HDP'de ise %45 olduğu görülüyor. Yani buradan şöyle bir kabaca sonuç çıkarabilir miyiz? Erken seçim olacaksa da muhalefet istiyor. Evet. MHP ve AKP işte bu ittifak partileri erken seçimden yana değildi. Şimdi bu noktada bir izninizi rica edeyim ben. Bir cümle ekleyerek devam etmenizi isterim. Sayın Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana kadar seçimlerine baktığımız zaman aslında seçimler hiçbiri zamanında olmadığı ve bu seçimleri muhalefet istiyor görüntüsünü vererek gitmişti. Bu seçimde ise yine bunu muhalefete mal etmeye çalıştı. Bu eğer bir erken seçim isteseydi bunun bir hikayesi yoktu, bir mağduriyeti yoktu. Bunu Sayın Devlet Bahçeli'nin istemesi manidar olarak buluyoruz.
Çünkü toplum da bir erken seçim kabul göstermiyordu. Zaman ilerledikçe İYİ Parti'deki yükselişin arttığı, Sayın Akşener'in yükselişini gören iktidar ve Cumhur İttifakı bunu önüne geçmek için yapmış olabilir. Bu yüzden bunu hikayeleştirerek muhalefet bunu istiyor algısı oturttuğu görülüyor. Bu önemli bir ayrıntıydı. Evet, peki. O zaman bir soralım mı muhalefete? Öyle bir talepleri var mıydı Sayın Torun? Şimdi aslında kamuoyu açısından da, siyasiler açısından da Türkiye genelinde şaşkınlık yaratan bir talepti Devlet Bahçeli'nin. Yani bir anket sonucuna dayanarak değil ama bireysel temaslarımızda ve genel konjonktüre baktığımızda böyle bir fotoğraf çıkıyor. Aniden böyle bir talep. Dolayısıyla AKP ile ortak düşünülen ve erken seçim talebinin sözcülüğünü de Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir fotoğraf çıktı önümüze. Genel kabul böyleydi. Sizce ne tür gerekçelerle yola çıkabilir de bir iktidar böyle bir erken seçim talep edebilir? Bir de sizin böyle bir beklentiniz var mıydı hükümet kanadından ya da işte MHP kanadından böyle bir talepte bulunulabileceği? Valla zaten Sayın Bahçeli açıkladığında herkes böyle bir düşüncenin nereden çıktığını, Türkiye'nin böyle bir olaya hiç bir şekilde düşünmediği bir anda nasıl bir erken seçim talebinin olduğunu hayretle dinledi Sayın Bahçeli'den. Kaldı ki bir hafta 10 gün öncesine kadar erken seçim talep edenleri vatan hainliğiyle suçlayanlar, erken seçim gündeme geldiğinde dış güçlerin oyunu olduğunu, dış güçlerin baskısıyla bu ifadelerin olduğunu söyleyenler, aradan bir hafta 10 gün geçince birden bir sabah uyandık ki işte erken seçim. Niye erken seçim? Yani bunu az önce de kamuoyu yoklamalarından, anketten de, Murat Bey'in anketinden de çıktığı gibi, ifade ettiği gibi, muhalefet istese normal. Muhalefet erken seçim ister daima, seçimi erkene çekmek için. Ama iktidarın bunu Devlet Bahçeli aracılığıyla, hani kimse danışıklı dövüş değil falan demesin veya sanki bundan haberi yokmuş gibi de davranmasın. Bunu Tayyip Erdoğan da bir şekilde daha sonrasında ima etti. Sonuçta bu konuşulmuş, önceden planlanmış, tasarlanmış bir olay. Bunun her zaman olduğu gibi açıklamasını da Devlet Bahçeli'ye, o görevi de ona vermiş herhalde, açıkladı Sayın Bahçeli. Şimdi bakın, ortada bir yönetim sorunu var. Türkiye'yi yönetememe sorunu var. Bu her geçen günde daha krize dönüşmeye başladı. Her alanda bu. Dış politika alanında, ekonomi anlamında, diğer sektörlerde de Türkiye artık gittikçe kötüye doğru gidiyor. Ve her geçen günde oyları düşüyor. Her 15 günde bir, bir ayda bir yapılan değerlendirmelerde görülüyor ki erimeye başladılar. Bu ittifak, Cumhur İttifakı artık yavaş yavaş çökmeye başladı. Tabii önlerinde bir kritik süreç de vardı. Bu kritik süreci de değerlendirmek zorundaydı. Çünkü yaz dönemine girince belki bir şeyler iyileşse de sonbahara doğru o bütün makyaj, bütün o boya dökülecekti. Ve Türkiye özellikle inşaat sektörünün yarattığı travmayı derinlemesine yaşayacaktı. Tabii bütün bunları alt alta koyduğumuzda bir an önce bu işin kararını vermek, daha fazla erimeden, daha fazla oyu düşmeden, daha fazla artık bu ittifakın ortaya çıkar bu menfaat ilişkisi zedelenmeden bir an önce yapılma gereği duydular ve bunu da hayata geçirdiler. Bakın aslında biliyorsunuz bunu genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminde kurdular bu ittifakı. Yerelde kurmadılar. Yerelde geldiler, görüştüler ama böyle bir ittifakın şu aşamada gerçekleşmediğini ifade ettiler. Eğer yerelle ittifakı başlamış olsalardı genel ve cumhurbaşkanlığı ile ilgili ciddi bir sorun ortaya çıkacaktı. Çünkü oradaki başarısızlık belki de bugüne kadar oluşturdukları, çalıştıkları, bugüne kadar getirdikleri bu yapı, bu ittifak çökecekti. Hem onu risk etmemiş olacaklardı, hem daha fazla güç kaybına yol açmayacaktı. Hem de önümüzdeki konjonktür gerçekten çok sıkıntılı bir konjonktür.
Türkiye'yi çok zor günler bekliyor. Bunu burada bir felaket tellallığı içinde söylemiyorum. Şu anda ekonomi her alanda ciddi darboğaza girdi. Şimdi faiz artırımında bulundular. Hala buna rağmen doları baskılayamıyorlar. Yani beklenilen faiz artışı iki katı yapmalarına rağmen hala doları ve euroyu baskılayamadılar ve tutamıyorlar. Artık ip ellerinden kaçtı. Artık Türkiye'yi yönetemiyorlar. Her alanda gittikçe zora düşüyorlar. Daha da iş kötüleşmeden, daha da bu menfaat ilişkisi zedelenmeden seçime gidelim bir an önce. Evet. Çünkü kamuoyu yoklamalarından da anlıyoruz ki demokrasi bileşenleri diyelim veyahut da sonuçta tek adam yönetiminin karşısında olanlar ve bu onların nitelemesiyle Cumhur İttifakı'nın karşısında olanların toplumda karşılığı sürekli artıyor. Sürekli bu kurulan Halk İttifakı diyelim sürekli kamuoyu nezdinde bir güven aşılamaya başladı. Her geçen gün o güven çıtası yükseliyor. Bunun da verdiği panikle bir an önce aslında Sayın Bahçeli Ağustos falan dile getirmişti ama baktılar ki Ağustos'a kadar da dayanmama, bu binanın ayakta kalma şansı yok, bu yapının ayakta kalma şansı yok. Bir an önce hemen 24 Haziran'a çektiler ve bildiğiniz gibi o gün üniversite sınavları olmasına rağmen Sayın... Panikle derslerini iyi çalışamamışlar anlaşıldığı evet, kadarıyla. Evet. Çok, üniversite sınavının çok, olduğu güne geldi. Ama çok komik ifade şu. Yani bakın diyor. Ne çabuk karar aldık Cumhurbaşkanlığı, diyor. Hükümet sistemin diyor kurulmadan bile diyor. Biz bakın anında karar alıp hemen üniversite sınavlarını bile erteleyebildik diyor. Yani bunu bir başarı olarak yani bu sürecin alınan kararların hızlı uygulamaya koyulduğunu, çözümün daha hızlı uygulandığını ifade ediyor. Yani... Bu aklın artık Türkiye'yi yönetme şansı yok. Bu iradenin artık Türkiye'nin sorunlarını çözme şansı yok. Türkiye artık önümüzdeki süreçte bu yapıdan kurtulmak zorundadır. Toplumsal barışı, ortak aklı ve kuruluş ayarlarına dönmek zorundadır. Peki bir Musavat Bey'in de görüşlerini alalım. 2019'a kadar ülkeyi yönetebilecek, iktidarda kalabilecek bir siyasi parti var. Ortada bir şey yokken ki öyle söylüyorlar. Yani onlara göre her şey normal. Niye erken seçime gitsin sizce? Valla öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kabul edip geldiniz. Sağ olun. Şükranlarımı sunuyorum hem kendi adıma hem de mensup olmakla şeref duyduğum İYİ Parti adına. Konuyla ilgili Seyit Bey'in açıklamalarına yürekten katılıyorum ama ekleyeceklerim var. Elbette ki Türkiye'de artık bu iktidarın taşıyamayacağı ölçüde külfetler oluşmuştur. Kaynağı da zaten 16 seneden beri iş başında bulunan bu mevcut iktidardır. Sözlerinizin başında Sayın Bahçeli'nin şaşırtan bir teklifiyle erken seçimin gündeme getirildiğini ifade ettiniz. Sayın Bahçeli zaten toplumsal ve siyasal alanda hangi önermede bulundu ise o genellikle şaşırtıcı bir anlam içeriyor. Dedim ya bütün ifadelerine katılıyorum. Erken seçimin düşünceden eyleme dönüştürülmesi, acil bir takvime alınması. Bunun ekonomik gerekçeleri var, sosyal gerekçeleri var ama en az bunlar kadar önemli bir de siyasi gerekçeleri var. Bu gerekçelerin başında İYİ Parti geliyor. İYİ Parti biliyorsunuz ki 25 Ekim 2017 tarihinde kuruldu. 10 Aralık tarihinde Kurucular Kurulu'yla genel kurulunu yaptı. Aynı tarih itibariyle de Türkiye'de seçime girebilecek yeterlilikte il ve ilçe teşkilatlarını yapılandırmak suretiyle seçime girme hakkını elde etti. Ama iş başında bulunan iktidar daha önce 9 siyasi partiye tanıdığı hakkı İYİ Parti'den esirgeyerek
siyasi partiler kanununun bazı şartlarını da önümüze getirmek suretiyle İYİ Parti'den kongrelerini yapma, il ve ilçe teşkilatlarında kongrelerini yapma halinde ancak teşkilatlarının kurulmuş sayılabileceğini ifade etti. Ve partimiz mucize sayılabilecek bir takvimde il ve ilçe kongrelerini tamamlamak suretiyle seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldu. Bu alanda yapılması gerekenler, biz en başında şunu düşünüyorduk. İktidarın siyasi aklının İYİ Parti'yi seçime sokmamak gibi olumsuz bir şekilde güncellenebileceğini hayal bile edemiyorduk. Yani biz kendi aramızda konuştuğumuzda Sayın... Yok canım yapmazlar böyle bir şey mi? Tabii tabii onu diyorduk yani Sayın, hani, Sayın Erdoğan'ın... Bizden mağdur yaratmazlar. Evet yani bunu düşünüyorduk. Sayın Erdoğan'ın ekonomi alanındaki yetersizliğini biliyorduk. Reformlarının olumsuz sonuçlar getirecek boyutta tanzim edildiğini biliyorduk ama biz onun siyasi aklına itibar ediyorduk ve dolayısıyla ne olursa olsun İYİ Parti'yi seçime sokmayacak bir sokmamak için gayret sarf edecek bir siyasi duruş sergileyeceğini inanın aklımızdan bile geçirmiyorduk. Ama öyle tezahür etmedi, öyle gelişmedi olaylar ve iktidarın sarayın küçük ortağı, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı, bu çıkar ittifakının küçük ortağı her zaman olduğu gibi toplumu şaşırtan bir taleple gündeme geldi. Bu seçimin bu takvime alınmasının asıl sebebi İYİ Parti korkusudur. İYİ Parti'yi seçime sokmamak için bütün bu senaryo tanzim edilmiştir. Tarihler ona göre ayarlanmıştır. Ama biz bu zamana kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iş başında bulunduğu 16 yıldan beri, Sayın Devlet Bahçeli'nin de MHP'nin başında genel başkan olarak görev derhte ettiği 21 yıldan beri ilk kez düşündükleri, planladıkları, kurguladıkları hayata geçirilmemiştir. Evvela Türk siyasetinde bunun bir milat olduğunu ifade etmek istiyorum. CHP'den size geçen 15 milletvekilinden da, mi söz ediyorsunuz? Gayet tabii ki ondan da söz ediyorum. Onun da nelerden kaynaklı olduğunu, ne tür bir fedakarlık içerdiğini, nasıl bir demokratik duruş olduğunu isterseniz burada anlatayım. Sonraki bölümlerde de anlatabilirim. Ona ayrı bir başlık açarız şunu, çünkü tabii, o dünya siyaset tarihinde de pek görülmüş bir şey öyle, değil. Öyle tahmin ettiğim için burada onu kısa geçiştirmek istiyorum. Ama şu oldu, bakın bunu açık ve net olarak söylüyorum. Bunların dedikleri ilk defa gerçekleşmedi ve sert bir duvara tosladılar. Şimdi şunu da bunun yanında söylemekte asla ve kata beis görmüyorum. Ayrıca partim adına da, Cumhuriyet Halk Partisi adına da bundan iftihar ediyorum. Adaletin tecellisine büyük katkıdır bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir fedakarlık sergileyerek, feragat sergileyerek İYİ Parti'ye gelmek suretiyle grup kurduran 15 milletvekili Yüksek Seçim Kurulu'nun adaletsiz bir karar almasının da önünü kesmiştir. Ve öyle bir bilginiz var mıydı? Sözünüzü kesmiş gibi oluyor. Vardı. Ama ara soru soruyorum. Vardı. Böyle yani biz yani zaten bu izlenimden yola çıkarak CHP ile herhalde diyaloglarını sıklaştı. Tabii bu acil seçim planına karşı bizim de acil eylem planlarımız vardı. Burada söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden aldığımız bilgiler çerçevesinde demokrasiye kurulan tuzağın ne olduğunu gördük ve önceden tedbir aldık. Yani Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bir bilgi değil. Adalet ve Kalkınma Adalet Partisi, ve Kalkınma Partisi evet. kaynaklı bir bilgiye evet. dayanarak dediniz evet, bunu, ki hayır diyecek bu YSK evet. bize, bunu, seçime sokmayacak. Bunu ilk kez evet. burada, öyle bunu mi? İlk kez Bak, burada. Cumartesi günü karar aldığı için de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı zaten sistemini o dile getirdi. O takvimi de anlatacağım. Onu ilk kez burada dile getiriyorum. Evet. Televizyonunuzda ifade evet, ediyorum. Cumartesi günü toplandılar, karar almak üzere toplandılar.
Cumartesi günkü toplantıda aslında İYİ Parti'nin seçime gireceğine karar verilecekti. Dışarıdan bir müdahale söz konusu oldu. Beş beşe kalındı ve pazartesi günü toplanarak karar verileceği ifade edilmiş olmasına rağmen bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile sıklaştırdığımız temaslar onların kontrol edemeyeceği bir noktaya gelince bizi saat 16'da buluşacak zannettiler. Oysa biz çok daha erken Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya geldik. Onlar da Yüksek Seçim Kurulu toplantısını saat 14'e çekmişlerdi. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nu töhmet altında bırakmak istemiyorum. Ama yaşananları ifade ediyorum. Saat 13'e doğru İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu kuruldu. Ve Yüksek Seçim Kurulu da önündeki bilgilere bakarak zaten seçime girme hakkı olan İYİ Parti'ye hem grup kurduğu için hem de teşkilatlarını tamamlamış olduğu için Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesi çerçevesinde seçime girme hakkını teslim etti. Yani bunlar iş başına geldiği günden beri ilk defa bizim siyasi müdahalemizle adaletin de tecelli etmesine katkı sağlanmıştır. Bu yönüyle bakıldığında bu demokrasi tarihimize Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ortak bir zaferi olarak geçecektir. Adalet duygusu zedelenmiş bu toplumda şayet daha yolun başındayken adalet temin ve tesisine katkı sağlamayı becerebiliyorsanız Türkiye hakikaten doğru bir umudun peşindedir diye ifade edebilirim. Peki şu noktada izninizi rica edeyim. Bu çok ilginç oldu çünkü söylediğiniz. Seyit Bey şimdi tam bu noktada belli ki bir bilgi var. O bilgi çerçevesinde daha önceden projelendirilmiş bir durum muydu bu 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçip grup kurmasının sağlanması, bu demokrasi nöbeti ve kimin fikriydi efendim? Şimdi tabii ortada belli varyasyonlar vardı. Zaten İYİ Parti yönetimi de bütün bu tehditleri veyahut da ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendiriyordu. Biz de buna hazırlıklıydık ve ne yapılması demokrasi adına, Türkiye'deki bugün ortaya çıkan antidemokratik uygulamalara, saray talimatlı uygulamalara karşı çıkabilmek için elbette biz de ne yapabiliriz ve bu süreci nasıl yönetebiliriz diye belli A, B, C planları mutlaka yapıldı ve bu önceden de olabilecek her türlü olumsuzluklara karşı belli bir hazırlık tabii ki vardı. Yani karşılıklı görüşerek bunlar planlanmıştı. Geçmişte öyle mi? Zaten bir araya gelindi. Geçmişte bunların bazı konular konuşuldu ve doğabilecek bir olay anında harekete geçildi ve gereği yerine getirildi. Çok çabuk davranılmış çünkü burada, dakikalarla hareket edildiği belli. Burada kabul etmeliyiz ki her iki partinin liderinin de üstlendiği çok önemli bir rol vardır. Demokrasi tarihimiz onları kahraman olarak kaydedecektir. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ben Sayın Genel Başkanıma bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz dediğinde İYİ Parti cenahından biri olarak tek kişilik ordusunuz demiştim. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partililer de Sayın Kılıçdaroğlu'na öyle diyorlar. Kendisi aslında çok demokrasi adına çok önemli bir karar verilerek belki bu farklı şekilde önemli bir siyasi fedakarlık büyük çünkü, bir risk, yani. Büyük bir şey ve o milletvekillerimiz seçim bölgelerinden davet edilerek süratle bu eylem ortaya koyuldu. Bu demokrasi zaferidir. Gerçekten Türkiye siyasi tarihine girecek. Türkiye siyasi tarihi, siyaset tarihi yazılırken demokrasi adına yapılmış çok önemli bir ataktır, önemli bir eylemdir. Zaten beklemedikleri için de böyle bir yapıyı beklemedikleri için de hemen onun akabinde her biri sözcüsü, gözcüsü, aklınıza gelen herkes tek tek çıkarak bir ağız dolusu hakaretle bu sürecin şaşkınlığıyla, bu sürecin ortaya koyduğu o travmayla hareket ettiler. Hani Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi kümeste yakalanan tilki gibi maalesef böyle sürekli kendilerinin daha ağır
şekilde demokrasiyi böyle farklı noktalara getirdiği bir yerde bizim bu eylemimizi başka kanala çekmeye çalıştılar. Bu düpedüz demokrasi tarihi adına bir direniştir, bir eylemdir ve demokrasi, Türk demokrasi tarihine geçmiş yıldızlı bir olaydır. İki parti arasında sıklaşan temasları da Temel Bey'in, Saadet Partisi Genel Başkanı'nın bugünkü temaslarını ve gelinen noktayı ittifakla ilgili. Ki hani Cumhur İttifakı ise onun karşısında bir Milli İrade İttifakı var gibi görünüyor. Onları da bir konuşalım istiyorum ama. Şimdi Murat Bey, her iki siyasetçi farklı başlıklarda da olsa erken seçim talebinin muhalefetten geldiğinde normal olduğunu ama iktidardan geldiğinde bir sıkışmışlığı gösterdiğini ifade ettiler. Evet. İşte ekonomik gerekçeler bunların başındaydı. Türkiye idare edilemez hale geldi dediler. Musavat Bey de İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı olarak dedi ki İYİ Parti yükselişe geçmişti, onu önünü kesmek için en önemli gerekçe budur dedi. Seçime sokmamak için. Seçime sokmamak için dedi. Siz sordunuz vatandaşa, vatandaş ne dedi? Siyasi partilerde kime oy veririm? Türkiye'nin erken seçime gitme gerekçeleri. Evet. Türkiye'nin önemli sorunlarını ne olarak görüyor vatandaş ki bu konuda başlıklar var sizde. Evet, var. Hatta ekonomiyle ilgili de bir oran vermiştiniz. Hı hı. Onlardan söz edelim ki bir Türkiye fotoğrafı çıkaralım, onun üzerine tartışırız. Şimdi Kasım-Aralık ayında AK Parti 42'ye düşmüştü. O dönemde ülkenin en önemli sorununun ekonomik sorunların olduğu görülüyordu. Sonrasında Ocak ayından itibaren Afrin sürecinin başlanması, güvenlik sorunlarının öne çıkartılmasıyla ülkenin en önemli sorunu olan ekonomik, işsizlik gibi, eğitim gibi, Suriyeliler gibi konular gölgelendi. Onun yerine en önemli sorunlar güvenlik sorunlarının öne çıktığı görülüyor Ocak ayından itibaren. Bu sırada AKP %42'ye kadar düşmüştü Kasım ve Aralık döneminde. Sonrasında AKP'de biraz toparlanmanın olduğu %44-45 bandına kadar çıktığı görülüyor. Bu zamanlamanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. İktidar aslında MHP ile böyle bir çözüm bularak erken seçimle kanayan yaraya bir pansuman yapmaya ya da o kanı durdurmaya çalışıyor olabilirler. Fakat yine de doğru bir zamanlama değildi iktidar açısından. Muhalefet için çok büyük bir avantajlı bir süreç. Neden? Nisan ayından itibaren halkın en önemli sorunları yine ekonomik sorunların öne çıktığı, güvenlik sorunlarının geriye döndüğü görülüyor. Örneğin biraz orantısal söylemek isterim. Örneğin Türkiye'de halkın %48.6'sı yani her iki kişiden biri ekonomik sorunların en önemli sorunu olduğunu söylüyor. Türkiye'nin en önemli sorunu. Hemen ardından %38.8 ile terör olduğu, %36.7 ile işsizlik, %24 oranında FETÖ, %20 seviyesinde eğitim, %17.7 civarında Suriyeliler, yolsuzluk %12, yargı, hukuk, adalet %12, ifade özgürlüğü %8 küsur, yeni anayasa %4 civarlarında. Şimdi bunlara baktığımız zaman kim ne söylüyor diye, aşağı yukarı her iki kişiden biri yani %48'i toplumun ekonomik sorunların ülkenin en önemli sorunu diyor. Bunu söyleyenlerin %40'ı AK Partili. İlk defa AK Parti'nin en çok öne çıkan sorunları güvenlik değil, ekonomik sorunlar, işsizlik, hatta yargı ve hukuk demeye başladı. Örneğin AK Parti'ye oy verenlerin %20'si hukuk ve adalet dediği görülüyor. Bu oranlar daha öncesine göre yüksek. Yolsuzluk diyenlerin %19'u AK Partili. Avrupa Birliği diyenlerin %40'lık bir kitle AK Parti tabanında, MHP tabanında. Eğitim sorunu ifade edenlerin %44'ü AK Parti. Yani şöyle ifade edebiliriz aynı zamanda. Sizce? Yani şimdi %40 AKP seçmeni hoşnutsuz ise bu söylediğiniz rakam %44-45'lere oy oranı işte bu Afrin'den sonra, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bir iğme kazanarak gelmiş 42'lerden. Bunda bir şey yok mu, bir tezat yok mu? Yani şimdi %40'ı ilgili... yani bunun AKP seçmeninin yarısı. Şimdi Türkiye, iki seçmenden biri AKP'nin evet, hoşnut değil durumda. Bir anda alışılmış 2002 yılından yaklaşık 17 yıllık iktidarda olan AK Parti'den kopması kolay olmuyor.
birçok kazanımları onunla beraber olduğunu düşünüyor. Örneğin sağlık imkanları, yol, ulaşım, ekonominin biraz daha iyi olması geçmişe göre, eğitim, dış politika, terör sorunu çözdü diyor. Ama bir yandan da diyor ki hükümet başarısız oldu diyor. Eğitim sisteminde, ekonomide, işsizlikte, Suriye probleminde, dış politikası yanlıştı. Hukuk ve adalette sorun yarattı, ayrımcılık yaptı diyor, sağlıkta sorun yarattı. Ama bunları nasıl söylüyor? Örneğin diyor ki hastane yaptı, hastanede kalma, tedavi olma süresinin uzadığını söylüyor. Yol yaptılar, yolda kalma süresinin uzadığı, çocuk yapmayı teşvik etti, çocuk istismarını engelleyemedi gibi. Yap işlet devlet sistemiyle ülkenin zarara uğradığını ifade ediyor. AK Parti seçmeninin 3 kişiden birisi mantıksal çerçevede hareket ettiği görülüyor. 3 kişiden biri şunu söylüyor. Ne olursa olsun Sayın Erdoğan'ın çizgisinden ayrılmam diyor. Onlar benim diyor başörtü sorunumu çözdü diyor. Bana yardım etti diyor. Yani Türkiye'de halkın %24'ü devlet yardımlarıyla geçiniyor. Bunu söyleyenlerin %80'i AK Parti seçmeni olduğu görülüyor. Yani %24'ü yardıma muhtaç, yoksulluk derecesi. AK Parti'ye oy verenlerin 1/3'ü bu gerekçelerle oy veriyor. Diğer 3 kişiden biri ise güvenlik gerekçesiyle, neme lazımcılıkla ilgili, yani ülkenin bekası sorununu gösterildiği zaman AK Parti ittifakından ayrılmayan bir kitle var. Bu iki kitle 3 kişiden ikisi AK Parti'nin sadık seçmeni diyebiliriz. Diğer 3 kişiden biri ise, yani 1 Kasım'a göre %49'un 1/3'ü ise sadık seçmen değil. Kim bunlar? 2007-2009'dan sonra kehren oy veren seçmenler. Yani merkezde kendisini ifade edip farklı siyasi partilere bir türlü gidememiş fakat kendi partilerin yok olması, Demokrat Parti gibi, ANAP gibi, Doğru Yol gibi partilerin gitmesinden merkez sağ seçmeni kehren oy vermeye başladı. Bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı CHP'nin kemik oyu eskiden %19'du. Bu sayede %25'e çıktı. AKP'nin oy oranı %37-38'di. Yukarıya çıkardı. MHP'nin oyunu arttırdı. Bunlar sadık seçmen değillerdi. Merkez seçmeniydi. O 3 kişiden biri, yani AK Parti'ye oy veren 3 kişiden biri sadık seçmen değil. Kim bunlar? Merkez seçmen. 2, bunlar yaşam standartları, konforları için oy veren, istikrar için oy veren bir kitle de diyebiliriz. Şimdi bunlar da dağılma başladı. Bunlar aynı zamanda Atatürkçü, bunlarda laiklik var, demokratlık var, ifade özgürlüğü onlar için önemli. Çocukları çağdaş okullarda okuyan, eğitim almasını isteyen, gelecek kaygısı yaşayan, ekonomik sorunları ön planda olan, mantıksal çerçevede hareket eden seçmen. Bunlar uzaklaşmaya başladı. Nasıl uzaklaşmaya başladı? İyi Parti'nin varlığıyla birlikte sökülmeye başladı. Şu an AK Parti %15 civarında oy kaybettiği görülüyor. Yani AK Parti'ye oy verenlerin %15'i diyorum. Bu da aşağı yukarı 7 puan demektir. Yani 7 puan AK Parti'den koptu. AKP %42-44 bandında. Sayın Erdoğan bunu gördüğü için... Şimdiki çalışmanız onu mu gösteriyor? Bunu gösteriyor. %42-44 bandında, 44 bandında AKP. Bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yaptı. Bunu da sorduk halka. Hemen çok kısa söyleyeceğim. Sizce AK Parti ve MHP neden bir araya geldi diye sorduk. Toplumun %37.6'sı Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Daha güçlü bir iktidar olabilmek için ittifak yapıyor. İşte bu kitlenin, bunu söyleyenlerin %77'si... AKP tabanı, MHP tabanı olduğu görünüyor. MHP meclise girememe kaygısından dolayı bunlar yaklaştı birbirlerine. %28.2 bunu söyleyen. %26.4 AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1'i bulamadığı için ittifak yapıyor diyen var. %7 ise yeni hükümet sistemi zaten 2 bloklu bir sisteme götürüyor. Bu yüzden ittifak yaptılar diyor. Yani Sayın Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanlığı sonrası koalisyonların mümkün olamadığını gördüğü için seçimler öncesinde koalisyonlara gitti. Sayın Erdoğan'ın Sayın Bahçeli ile bu yüzden ittifak yaptı. İkisinin birleşmesiyle şu an %50'yi bulamıyorlar genel seçimde. Cumhurbaşkanlığı ise %44 ila 46 bandında kalıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin neredeyse %70'i bu ittifaka oy vermeyeceğini söylüyor. AK Parti'ye oy verenlerin %15'i bu ittifaka oy vermeyeceği görülüyor. Ve bunlar gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına, gerek İyi Parti'nin adayına veya Saadet Partisi'nin oy vereceği görülüyor. Burada önemli bir noktayı söyleyeyim. Çok zaman aldım ama
Saadet Partisi'nin oy oranı %2 civarındadır. %1,5 civarında. Fakat AK Parti içerisindeki seçmeni düşünmeye itebiliyor. Yani onların milli görüş çizgisinde olması, muhafazakar ve dindar bir söylemle AK Parti içerisindeki muhafazakar kitleyi düşünmeye itebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi gerek İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin görülüyor olması, konuşuluyor olması aslında onların ne kadar güçlü olduğunun bize kamuoyunda yansıması. Yani Sayın Erdoğan aslında panik havasına sürükleyen Saadet Partisi'nin muhalefetle birlikte görüntü vermesinden tedirgin. Çünkü kendi tabanları diyor ki Saadet Partisi'nin tabanı tamamen AK Parti'nin içerisinde, biz barajı geçemeyiz diyerek oy veriyordu. Yani Saadet Partisi 1-2 puan olmasına rağmen 8'lik, %9'luk kitleye mesaj verebiliyor ve bunları şu an kısa vadede 3-4 puan koparmış görünüyor. Orta vadede bu rakam 8-9'u belki 12'ye çıkabilir. Sayın Erdoğan'ı ve sarayı panik havasında görmemizin temel sebebi ilk defa muhalefetin başarısını daha fazla gözle görülür bir boyuta getirdiği görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi son 10 yıl içerisinde en büyük hamlelerinden birisini görüyoruz. Artık gündem oluşturabiliyor, kamuoyunda kendisinden söz ettiriyor. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu... Haziran seçimlerinde de benzer bir şey vardı. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu anlamda Türkiye'de çok güzel bir başarı hikayesi yazdığını görebiliyoruz. Toplumun, önümüzdeki hafta bir araştırma yapacağız. Toplum bu desteği nasıl görüyor diye soracağız. Ben kendi tahminimi söyleyeyim. Toplumun çoğunluğunun bu yaklaşıma sıcak baktığını düşünüyorum. Türkiye'de bir kutuplaşma var mı diye soruyoruz. Toplumun %38'i bir kutuplaşma var diyor. Bu kutuplaşmayı kim yaratıyor dediğimiz zaman hükümeti gösteriyor. O yüzden halk artık huzur anlamında bir konsensus istiyor. Kutuplaşmanın çok yüksek olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Bu da ilk defa iktidara son 16-17 yıllık döneminde ilk defa zarar vermeye başlamıştır. Geçmişte başarı hikayesine başarı katmıştır. Ama baskıcı bir yapının kamuoyunda görüntü vermesi seçmeni rahatsız ettiğini ifade edebiliriz. Evet. Tam bu noktada değerlendirmelerinizi alalım. Çok bilgi yığdı bize Murat Bey ama şimdi oranlar üzerinden belki gitmek doğru değil ama AKP'de bir erime olduğu, muhalefet kanadında da partilerin değişik oranlarda oy kazanarak yükselişe geçtiği görülüyor. Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP'nin birlikte verdiği fotoğraf anlaşıldığı kadarıyla kamuoyunda bir cevap bulmuş. Sinerji. Tek tek olduğu gibi topluca da muhalefetin oyları yükseliyor diye bir değerlendirme var. Sizden bir rica edelim sonra Saadet Bey. Evet, yani çok başarılı bir çalışma. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu sahada da zaten görmek mümkün. Bunu sahada da biz özellikle alana çıktığımızda da bunu görüyoruz. Şimdi insanlar geçmişte bir yapı vardı. Yani AKP yenilemez veya Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gönderilemez. Şimdi bu kurulan bu yapı, siyasi partilerin birlikte kurduğu bu yapı, Saadet, İyi Parti ve CHP'nin kurduğu bu yapı, topluma bir güven aşıladı. Yani artık AKP'nin de gönderilebileceğini, iktidardan inebileceğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığını kaybedebileceği insanlarda bu yapı bir güven oluştu. Bunu bu yukarıya çıktıkça zaten AKP ve Tayyip Erdoğan panikliyor. Rakam arttıkça panikliyor ve yeni tedbirler almaya, yeni yasalar çıkarmaya, yeni müdahaleler yapmaya başlıyor. Bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Ben inanıyorum bu yapı mutlaka tabanda bir birliktelik sağlayacak ve halkın beklediği, düşündüğü o cesareti, o devamlı artan bu trendin getirdiği o güveni oluşturacak. Fakat ben burada deminden beri sormak istiyorum aslında da bir türlü soramadım. Tekrar o konuya geleceğim. Aklımdayken sormak istiyorum. Son günlerde niye hiç Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı Afrin'e hiç dilini almıyor? Hiç Afrin'le ilgili tek bir kelime etmiyor. Yalnız Afrin olsa Suriye coğrafyasıyla ilgili hiçbir konu. Düne kadar dilinden düşürmediği Afrin, düne kadar düşürmediği Esad, düne kadar düşürmediği
Suriye ile ilgili mesela son günlerde hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor, hiç dile getirmiyor. Yani artık kullandığı siyasi argümanlar bitti. Söyleyecek bir sözü yok, verecek bir şey yok. Yani Afrin'i siyasi olarak kullanmaya çalıştı. Onu iç politikaya havale etmeye çalıştı ama gördü ki başarı Türk ordunun başarısı, başarı bu milletin başarısı. Onu kendi siyasi partisine havale edemeyince onu bıraktı. Tabii bir yandan da unutturmaya çalışıyor Afrin'i. Bir yandan da tabii Kürt seçmene karşı bir manevra içerisinde. Kürt seçmeni tekrar kazanabilmenin yollarını arıyor. Artı şimdi Suriye'nin bombalanmasıyla ilgili alkış tutanlar hani yetmez ama az oldu ama biraz daha keşke daha fazla füze atsaydınız daha iyi olurdu ama dediği olayı şimdi hiç ağzına almıyor. Yani buradan şu gözüküyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin dış politikası bitmiştir. Artık geçmişte yaptığı dış politikadaki elde ettiği o hikayeyi iç politikaya malzeme yaparak bir başarıya, bir oy artışına sebep oluyordu. Artık bunun olmayacağı görüldü. Şimdi ey Almanya da yetmeyecek ona, ey Hollanda da yetmeyecek, işte ey Avusturya da yetmeyecek bunu gördü ve şimdi farklı arayışlar içerisine girdi. Bir ittifakın özellikle kurulan bu özellikle Cumhur veyahut da Kirli ittifakın karşısında kurulan bu yapı her geçen gün göreceksiniz ivmesini daha da artıracak ve Türkiye'nin beklentilerine uygun bir yapı mutlaka oluşacak. Halkta bunun yarattığı güven de oy oranlarını daha yukarı mutlaka çıkaracak. Hı hı. Musavat Bey birkaç dakikamız var ama başlayın sonraki bölüme taşıyalım olur mu? Tamam. Buyurun. Ben fazla uzatmadım. Yok ben hiç hikayeci değilim. Nasıl olsa güzel şeyler konuşuyoruz. Vaktimiz var. Evet. Buyurun. Şimdi öncelikle ben Sayın Murat Gezici'ye çok teşekkür ediyorum. Bu araştırmaları yapıyor. Başkalarının gönlüne göre konuşmaktan ziyade araştırmalarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu özellikle seçim dönemlerinde çok rastlanabilir bir davranış biçimi değil. Ben bu bakımdan zaten size teşekkürü borç biliyorum. Türkiye'de ne varsa hem ortaya koyuyorsunuz hem de siyasi eğilimlere ve siyasi partilerin gönüllerine ya da onlara destek olanların gönlüne göre konuşmak yerine gerçekleri kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Bu çok önemli bir duruştur. Aynı zamanda da tebrik ediyorum efendim. Teşekkürler. Şimdi Türkiye'de hangi sorun var da bunun müsebbibi 16 senedir bu ülkeyi yöneten AKP değildir? 16 senedir ülke yönetiyorsunuz. Türkiye bir takım çıkmazlarla karşı karşıya. Bunların içinde ekonomik çıkmazlar var, dış politik açmazlar var. Diplomasi alanında süratle kaybettiğimiz bir irtifadan bahsediliyor. Türkiye'nin saygınlığı artık tehdit altına girmiş. Sıfır sorun diye başlattıkları dış politik hamlelerde ihtiyatı terk etmişler. Sadece başkalarının güdümündeki aktivitelere itibar etmişler. Bunların hepsi Türkiye'ye sıkıntı olarak dönmüş. İşsizlik almış başını gitmiş. Eğitimde ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Getirdikleri eğitim programını kendileri eleştiriyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 senesinden beri İstanbul'u yönettiklerini unutuyor ve İstanbul'u yönetenlerin İstanbul'a ihanet ettiğini bile söylüyor. Şimdi böyle bir eğitim konusunda evet, kendi ağzından da evet, dile getiriyor. Her alanda var. Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca elbette ki sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalif olan taraf değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmen tabanı da bir çare arıyor. Şimdi sadece bu olup bitenleri siyasilere duyulan sempati ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na duyulan alerjiyle ilişkilendirmemek lazım ama bundan besleniyorlar. Çünkü kutuplaşmayı tahkim eden duygu o. Peki,
Bu noktada biraz duraklayalım mı? Şunu söyleyeyim, öyle duraklayalım. Peki, o zaman cümlemizi bağlayalım. Şimdi ifade edildi ya, Tayyip Erdoğan uzunca bir zamandan beri Afrin'den bahsetmiyor, Suriye'den bahsetmiyor. Zira tabii ki bahsetmez. Zira Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelikli sorunu kendisidir. O sebeple şimdi kendi sorunlarıyla meşgul ve dolayısıyla ve buna bağlı olarak da seçime yönelik hamleler yapılıyor. Korkar ve endişe ederim ki her zaman bu dış politikadaki şeyleri iç politikanın, argümanları iç politikanın malzemesi yapma eğilimini terk eder. Ve buna bağlı olarak da Türkiye'nin yeni bataklıklar oluşturmasına vesile olabilecek adımları atmaktan da kaçmaya muvaffak olur efendim. Peki. Sonra devam edeceğim. Teşekkür ederim anlayışınıza değerli konuklarımız. Bundan sonraki bölümde reklamlardan hemen sonra Murat Bey bize yaptığı son anketteki İYİ Partilerin aldığı oy oranlarından da galiba söz edecek. Olabilir. Hani bunu sürpriz olsun, bizden ayrılmayın diye söylüyorum. Ayrıca bundan sonraki süreçte siyasilerin seçime dönük değerlendirmelerinde alalım istiyoruz. Bir, Cumhurbaşkanı adayı meselemiz var. İki, sıfır baraj görüşmeleri var. Onların da soracağız konuklarımıza, bakalım ne cevap verecekler. İzninizle.